FETÖ, PKK, DHKPC, TKP-ML. Adı geçen tüm terör örgütleri Yunanistan'ı güvenli liman olarak görüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'ın FETÖ konusundaki tavrı Ankara'nın büyük tepkisini çekti. Ancak Atina yönetiminin sabıkası sadece darbe girişiminin ardından askeri helikopterle Dede Ağaç'a kaçan 8 darbeciyi iade etmemekte sınırlı değil. Türkiye'nin iade taleplerini uzun süredir reddeden Atina'nın son kararı da bunu gözler önüne seriyor. Yunanistan Adalet Bakanlığı, kırmızı bültende aranan TKP-ML üyesi Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iadesini reddetti. Üstelik Kaya'nın iadesinin önünde herhangi bir engel de bulunmuyor. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Mayıs ayında Kaya'nın iadesi yönünde karar almıştı. Böylece her seferinde hukuk bahanesinin arkasına sığınan Atina, Yunan Mahkemesi'nin iade kararını hiçe saydı. Yunanistan'ın teröristlerin iadesine ilişkin aldığı kararların siyasi olduğu da gözler önüne serilmiş oldu. Türkiye bu skandal karara sert tepki gösterdi. Bu tutum Yunanistan siyasi erkinin Türkiye'ye karşı gelenekselleşmiş reflekslerinin değişmediğini gösteriyor. Yunanistan'ın iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstermesini ve çağdaş hukuk normlarını benimsemesini bekliyoruz. Yunanistan'ın teröristleri iade etmemesi yeni bir durum değil. Liste oldukça kabarık. Adalet Bakanlığı verilerine göre Ankara, iade anlaşması kapsamında son 10 yılda 66 teröristin iadesini talep etti. 2008-2018 yıllarında Yunanistan'dan iadesi istenen teröristler: DHKPC'den 33, FETÖ'den 20, PKK'dan 4, diğer terör örgütlerinden 9. 10 yıldır Türkiye'nin istediği hiçbir teröristin iadesini gerçekleştirmeyen Atina, 39 teröristin iadesini ise kesin olarak reddetti. Böylece Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması'nı da açıkça ihlal etmiş oldu. Yunanistan'ın iade etmediği bazı teröristler: 8 firari FETÖ'cü darbeci. Türkiye'nin 3 iade talebi de reddedildi. Yunan Danıştay'ı 3'üne iltica hakkı tanıdı. Serbest bırakıldılar. Mehmet Yayla ve Hasan Biber. DHKPC üyeleri. 2013'te Adalet Bakanlığı'na bombalı saldırı, AK Parti Genel Merkezi'ne de lav silahıyla saldırı düzenlediler. Nevzat Kalaycı. DHKPC'nin sözde Ege bölgesi sorumlusu. Hakkında Interpol kırmızı bülten çıkardı. Şadi Naci Özpolat, Mehmet Doğan, Halas Secer. Atina'da bir hücre evinde yakalandılar. İadeleri reddedildi. İsmail Akkol. Özdemir Sabancı suikastı sanığı. İade edilmedi. Türkiye'ye kaçak girerken yakalandı. Hüseyin Fevzi Tekin. Türkiye'de aranırken Atina'da bir hücre evinde yakalandı. Teröristlerin iade edilmemesine Türkiye her seferinde sert tepki gösterdi. Skandal kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Aralık ayındaki Atina ziyaretinde de gündemindeydi. Yunan yargısına benim bir çağrım var. O da şudur: gecikmiş adalet, adalet değildir. Bunların Türkiye'ye iadesi de mümkündür. Çünkü bunlar bir darbe gerçekleştiren kişilerdir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise teröristlerin siyasi sebeplerle iade edilmediğine dikkati çekti. İadenin tüm evrakları tamam olduğu halde çeşitli gerekçelerle başvurular reddediliyor. Bu konuda maalesef Yunanistan ve benzeri ülkeler hukuki talebimizi siyasi mülahazalarla reddetmektedir. Bu da hukuk açısından büyük bir katliam, skandaldır. Yunanistan'ın Türkiye ile ters düşen terör politikası elbette son yıllarla sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, süresi 25 yılı geçen belgeleri internet üzerinden erişime açtı. Böylece Yunanistan'ın terör örgütlerine verdiği destek bir kez daha gün yüzüne çıktı. Buna göre Yunanistan başta PKK ve ASAL'a olmak üzere birden fazla terör örgütüyle bağlantı içinde ve destek sağlıyordu. Dönemin başbakanı ve PASOK lideri Andreas Papandreou, Ermeni terör örgütü ASAL'a'ya kucak açtı. CIA verilerine göre Türk diplomatları şehit eden ASAL'ın başkent Atina'da bir ofisi dahi bulunuyordu. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan yakalandığında da üzerinde Rum pasaportu vardı.